Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu veri düzenleme işlemi nasıl yapılır? Konumuz aslında çok basit ve işimize yarayacak bir konu. Birçok Excel kullanan kişinin bilmediğini düşünüyorum. Bilse bile tam olarak kullanamadığını düşünüyorum. Çünkü çok kullanılmayan bir özellik ve çok işimize yarayacak bir özellik. Gördüğünüz gibi örnek oluşturdum. Bu örnek tabii ki bu kadar kısa örneklerde kullanılmayacak bir özellik. Bunu yüzlerce binlerce satırdan oluştuğunu düşünün ve bu satırları teker teker elle değiştirdiğinizi düşünün. O zaman e, ne kadar karmaşık bir hal alacak ve ne kadar uğraştırıcı olacak saatlerinizi alacak. Belki de hata yapmanızı sağlayacaktır. Bu tür tablolarda çok işinize yarayacak bir özellik. Fakat ben özelliği amacını Gösterebilmek adına kısa bir örnek oluşturdum. Bunu gösterecek olursak, gördüğünüz gibi burada bazı telefon örnek telefon numaraları verildi. Kimisi bir yazılmış, kimisi başına tel var, numara yazılmış ya da boşluk koyulmuş. Arayalara nokta kullanılanlar var. Bizim istediğimiz şekli buraya yazıyoruz. Bu istediğimiz şekli bütün satırları uygulamasını istiyoruz. Biz bunları eğer sayla da yapabiliriz. Tabii farklı formüller kullanarak da yapabiliriz. Yalnız bunları iç içe yazdığımızda bizim dakikalarımız belki saatlerimizi alacaktır ve yine de hatasız bir şekilde yapmamız çok da mümkün olmayacaktır. Fakat bu şekilde yapmamız yani veri düzenleme özelliğini kullanarak yapmamız daha hem az vaktimizi alacak hem de hatasız bir şekilde yapmamızı sağlayacaktır. İlk örneği yapalım ve görelim. 0, 432, 678, 98, 09. Formunuzun nasıl olmasını istiyorsanız bu şekilde yazıyorsunuz. Ben bu şekilde numaraların teker teker yazdırılmasını istiyorum. Yani başında sonunda nokta veya yazı olmasın. Aralarda boşluk olsun. Bir telefon numarası formunda olsun. Bunu yazdıktan sonra veri kısmına geliyorsunuz. Burada hızlı Doldurma seçeneği var. Bunu tıklıyorsunuz. Excel ilk etapta düzeltebildiklerini düzeltiyor. Görüyorsunuz. 1, 2, 3. Yani 3 tane satır düzeltmiş. Neden 3 tane satır düzeltti ilk etapta? Çünkü e, bu formda 3 tane e, yani bu formda yazılmış 3 tane satır buldu. Siz diğer formları Excel'e tanıtmanız lazım. Mesela şu formu da aynı şekilde yazmanız gerekiyor. 0, 657 başına 0 olmasını istiyorum diyorsunuz. 87 98 Dediğinizde gördüğünüz gibi hataları teker teker düzeltiyor. Alttaki gördüğünüz gibi ön tarafta numara ve nokta var. Siz diyorsunuz ki ben bunun önünde numara ve nokta olmasını istemiyorum. Aynı şekilde fontumun telefon formunda olmasını istiyorum diyorsunuz. 76-54 görüyorsunuz yine düzeldi. Burada düzelmeyen bir tek bu var. Bu var. Bunlar var. Bunları da yapalım. 0 765 234 89 76. Evet yine değişe değişe gidiyor. Bunu da değiştirelim. 0 840 657 23 09. Evet gördüğünüz gibi neredeyse hepsi değişti. Sadece şu kaldı. Şunu da değiştirelim. 0 987 235 65 21. Evet gördüğünüz gibi bütün telefon numaraları değişti. Yani biz burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane form değiştirdik. 35 tane satır düzelttik. Bunun binlerce satır olduğunu düşünün. Bunun yüzlerce satır olduğunu düşünün. Ve siz burada maksimum 10-15 tane satır değiştirerek ve güncelleyerek bütün formu değiştirebiliyorsunuz. Hatasız bir şekilde düzeltebiliyorsunuz. Bu şekilde verileri düzenleyerek büyük bir yükten kurtulabiliyorsunuz. Veri düzenleme işlemi bu şekildeydi. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak fikrinizi paylaşabilirsiniz. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.